Oturumumuzun bu bölümünde bir panelimiz var. Panelin konusu muhasebe mesleği ile ilgili düzenleyici kuruluşlar ve devletle ilişkileri. Oturum Başkanı Sayın Sabri Tümer, İstanbul Yememe Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Oda Sekreteri. Panelistleri takdim ediyorum. Sayın Fatih Selçuk, Kamu Gözetim Kurumu. Sayın Mustafa Akpınar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı. Sayın Ahmet Kartal, Mazars Denki ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. Saygıdeğer arkadaşlarım, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Son oturumu açıyorum. Saygıdeğer arkadaşlarım, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği bildiğiniz gibi 14. Muhasebe Kongresi'ni 1977'den sonra yürütmüş bir kuruluş. TÜRMOP kurulduktan sonra 14'ten itibaren Türkiye Muhasebe Uzmanları Kongresi'ni TÜRMOP'un yapmasının uygun olacağını düşünerek o tarihten sonra aktiviteyi TÜRMOP yapıyor. Şu an geçen ayda yaptılar, 20.sine ulaştılar. Biz yönetimde bulunduğumuz devrede şöyle bir durum oldu. Ya Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne mutlaka her yıl bir kongre yapması bir görev dedik. 1942'de kurulmuş böyle büyük bir camianın, köklü bir camianın bir kongre yapmaması yanlış olur dedik. Ve gerçekten Sayın Bakan ve diğer arkadaşlarımız uygun buldular. Ve o tarih itibariyle başlattık bu Türkiye Muhasebe Uzmanlığı Kongresi'ni. Çok sağlıklı bir şekilde gidiyor. Çok güzel fikirler ortaya çıkıyor. Ve bunu da kitapçık haline getirip tüm paydaşlarımıza dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar buradaki konuşulanlardan istifade edilmesini özellikle istiyoruz. Şimdi bu 8. nesini de yapmaktan bir kurucu, ilk başlangıçtan kişilerden biri olarak ben büyük bir haz ve mutluluk duyuyorum. Dilerim ki bu daha nice yıllarda devam eder gider. Şimdi saygılar arkadaşlarım, bu panel konumuz burada muhasebe ve denetimle ilgili, yani mali müşavirlerle ve yeminli mali müşavirlerle ilgili düzenleyici kurullar var. Bu iki düzenleyici kurul, yani bizim patronumuz, biri Maliye Bakanlığı, biri Kamu Gözetimi Kurumu. Bir de yeminli mali müşavir arkadaşımız var, olayın toparlayacak. Yeri gelmişim, ben bu cahil olarak konunun içine gireceğim. Şimdi şöyle bir sayılara baktığım zaman, Türkiye'de yaklaşık 3.300.000 mükellef var. Bu mükellefin tasdifini yaptığımız takdirde 760.000-800.000'e kurumlar vergisi mükellefi, 1.800.000 gelir vergisi mükellefi, 775.000'e
başı düşürme ülkede. Yani bunlar devlete vergi veren kesim. Şimdi bunun içinden bir 6000'lik bir bölümü alıp kamu gözetimi kurumuna verirsek beyefendi 6000'lik şirketlerimizin belli bir yerde bağımsız denetimi yönünden bizim yönlendiren, düzenleyici bir kuruluşumuz. Bu tarafa bakıyoruz, 3 milyon mükelleflerin 3.300 binlerin 6 bin düştüğümüz tarafta 2 milyon 294 bin mükellefin düzenleyici, bizlerle ilgili mükellefle ilgili kurumun da, kurum şirketlerin de patronu. Şimdi tabii ki biz ağırlıklı olarak şimdi 2 milyon 294 bin düzenleyici kurumumuz mu bizim için daha önden gidiyor yoksa 6 bin mi? Ben hep şöyle söylüyorum. Sayın Bakanım da güzel bir söz söyledi, onu da not ettim açılışta. Diyor ki, muhasebe ve denetim mesleğine öncelik tanıyan ülkeler, ekonomik gelişimleri ve kalkınmaları süreklilik içinde refah ve mutlulukları sağlar. İnanın 568 sayılı yasamızın ana gerekçesinin özünde de aynı kelimeler yazıyor. 30 yıl oldu ama biz düzenleyicilerden acaba gereği kadar bizim hakkımızda olumlu düzenlemeler, olumlu yaklaşımlar ve geleceğe dönük olarak nasıl bir ilişki içerisinde olmamız gerektiğini altını çiziyorum ve ilk sözü çok sevdiğim dostum, arkadaşım Sayın Mustafa Akpınar'a veriyorum. Maliye Bakanlığı Devlet İdaresi İtalya Başkanımıza. Buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Müsaadenizle kürsüye. Gel. Mustafa Beyciğim, bu saate kadar bekleyen arkadaşlarımız sizlerden o kadar güzel sözler duymak istiyor ki. Yani Maliye Bakanlığı'ndan çok güzel sözler duymak istiyoruz. Bak inşallah tekrar. Sayın Bakanım, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'nin çok değerli başkanı, kıymetli hocalarım, değerli meslektaşlarım, hepinizi ben de şahsım ve bakanlığımız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Organizasyonda emeği geçen bilim kurumuna, düzenleme kurumuna, yürütme kurumuna herkese çok teşekkür ediyorum. Muhasebe Uzmanları Derneği'nin çok sevdiğimiz başkanı Arif Aytun Bey'e de çok geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi meslek mensuplarının sorunlarını gelinen aşama itibariyle sistemi konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben burada hem değerli meslek mensuplarımıza, hem hocalarımıza, hem kıymetli öğrenci arkadaşlarımızla bulunması hasebiyle mesleğimizden bahsederek mesleğimizin gelişen süreçteki durumu, yetkisi, görevleri, nereden geldi, nereye gidiyor, ne yapıyoruz, ne ediyoruz, bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet, 1989, 13 Haziran 1989 yılından tarihinde 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeni Mali Müşavirlik Kanunu yayınlandı arkadaşlar. 89'dan bu yana yasal bir statüye oturmuş bulunuyor meslek. Daha öncesinde yasal anlamda bir ünvan, yasal anlamda bir tanımlama, meslek icrası söz konusu değildi. Ama burada tabii ki TUMUD'un hakkını yemeyelim. TUMUD 1942'den bu yana özellikle şu an TÜRMOB'un yapmış olduğu iş ve işlemleri bir anlamda yasal statü olmadan bağımsız denetim standartlarını bile yayınlayarak mesleğe öncü olarak büyük, uzun bir süre hizmet etmiştir. Ama 89 yılında biraz önce ifade ettiğim gibi TÜRMOB kurulmuştur. Yasal bir zemine oturtulmuştur meslek.
ve muhasebe, denetim ve tasdik kavramları gündemimize gelmiştir. Muhasebe, denetim ve tasdik. Bunları değerli arkadaşlar kimler yapıyor? Bunları tabii ki serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir arkadaşlarımız sizler yapıyorsunuz. Şimdi üç tane meslek var. SMM, SMM, YMM. Ama 5786 sayılı kanunla 2008 yılından itibaren serbest muhasebecilik ünvan olarak kaldırıldı. Ama serbest muhasebecilik olarak faaliyetlerini yürüten arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ise mevcut konumlarını, mevcut işlerini 3568 sayılı kanun 2. maddesinde yer alan görev ve yetkilerini, mevcut kanundaki görev ve yetkilerini devam ettiriyorlar, hizmetlerini yapıyorlar. Onun dışında serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız da genel anlamda itibariyle defter tutmanın yanında tabii ki danışmanlık, muhasebe sistemlerinin kurulması, müşavirlik, inceleme, tahlil gibi birçok görevi icra ediyor. Bunun dışında tabii 3568'in en önemli getirmiş olduğu yine tasdik yetkisi arkadaşlar. Yeminli Mali Müşavirlik Müessesesi ihdas olmuştu 3568 ile birlikte bir anlamda. Yeminli Mali Müşavirler de tam tasdik ve tasdik hizmeti yürütüyorlar. Bizim için bu üç meslek grubu bizim elimiz, kolumuz, ayağımız, bütün mükelleflerimizi bir anlamda emanet ettiğimiz, ön denetiminin yapıldığı, ön incelemelerin yapıldığı, defterlerinin tutulduğu, muhasebe sistemlerinin yürütüldüğü ve onun dışında tasdik ve tam tasdiğe kadar bütün beyannamelerin gönderildiği hizmetleri bu meslek mensuplarımız yapıyor. Tabii yeminli mali müşavirler sadece defter tutamıyorlar. Defter tutamıyorlar, muhasebe bürolarına ortak olamıyorlar. Aynı şekilde tam tasdik ve tasdiği de yeminli mali müşavirler dışında diğer meslek mensuplarımız icra etmiyor. Evet, yine nitelikli ve kaliteli bir meslek olan meslek mensupluğu değerli arkadaşlar, 5786 sayılı kanunla birlikte sınav esası getirilerek sınavsız meslek mensubu olmanın önüne geçilmiştir. Evet, daha önce nasıl oluyordu? Hepimizin bildiği gibi özellikle akademik kadrolarda, profesörlük kadrosunda olan hocalarımız, biz merkez denetim elemanları, hesap uzmanları, mali müfettişleri, genel kontrolörleri veya çeşitli bankalarda hizmet yapmış olan işte Sayıştay denetçileri vesaire 10 yılını doldurup yeterlik alan denetim elemanlarımız sınavsız yeminli mali müşavir olmaya hak kazanıyordu. Yine 8 yılın sonunda da serbest muhasebeci mali müşavir olabiliyorlardı. Bugün itibariyle bu yol kapanmıştı. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir olabilmek için sınav şartı esası getirilmişti. Sınavsız bu mesleği elde etme şu an söz konusu değildir. Evet. Değerli arkadaşlar, 3568 sayılı kanun, biraz önce ifade ettiğim gibi, bizim bakanlığımızın vergi yükünü hafifletmek ile birlikte bugün Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu'nun yayınlamış olduğu bir anlamda muhasebe standartlarını atıp yapabilecek, tabii ki standartlar değil, tek düzen hesap planından gelen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri kapsamında muhasebe sistemini de aslında ihdas etmiştir. Vergi usul kanunundan gelen yetkiyle tek düzen hesap planı şu anda bağımsız denetime tabi olsun olmasın tüm vergi mükelleflerinin uygulamak zorunda oldukları kurallardır. Yani bugün Türkiye'nin en büyük firması da tek düzen hesap planına göre vergi matahının oluşması açısından defterini tutmak zorunda. Bütün finansal tablolarını vergi usul kanununda ve muhasebe uygulama genel tebliğlerine göre tutmak zorunda. Ha, onun dışında da tabii ki Kamu Gözetimi Kurumu'nun bağımsız denetimine tabi olması hasebiyle bağımsız denetime tabi olarak Türkiye muhasebe standartları çerçevesinde defterlerini, finansal raporlarını yapacaklar. Peşinden de tabii ki yine siz bağımsız denetçiler de yine Türkiye muhasebe denetimleri çerçevesinde bunun denetimlerini yürüteceksiniz. Denetim standartları çerçevesinde. Biraz önce ifade ettiğim gibi SMM ve YMM'lik mesleğinden bahsettim.
Genel anlamda buraları hızlı geçiyorum. Son tartışmaya zamanımız kalsın biraz sorular gelirse. Değerli arkadaşlar, şu anda 111.546 adet meslek mensubumuz mevcut bizim. Burada bağımlı, serbest ve toplam olarak ekranda görüyoruz. Bizim çalışanlar listesine kayıtlı, odaya kayıtlı, çalışanlar kütüğüne kayıtlı olarak 4.295 serbest muhasebeci, 52.519 serbest muhasebeci mali müşavir, 2.706 ilimli mali müşavir olmak üzere 60.000'e yakın meslek mensubumuz mevcut arkadaşlar. Bu 60.000'e yakın meslek mensubumuz bizim, mükelleflerimizin genel anlamda tüm beyannamelerini gönderme, defterlerini tutma, tam tasdik ve tasdik işlerini yapma, denetimlerini yapma, 3568 sayılı kanunun 2. maddesinden gelen yetkileri bir anlamda kullanmakla yükümlü arkadaşlarımız, meslek mensuplarımız. Görüldüğü üzere %88'i neredeyse serbest muhasebeci mali müşavirlerden oluşuyor arkadaşlar. Mesleğimizin %88'i. Tabii burada şunu ifade etmem lazım belki. Bağımsız denetçi de arkadaşlar yine görmüş olduğunuz rakamlarda işte 98 bin, 4 bin daha, 102 bin, 102 bin, 103 bine yakın potansiyel bağımsız denetçi mevcut. Bağımsız denetçilik de biliyorsunuz yine aynı şekilde ünvanı serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir olmayanlardan oluşmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla iki meslek mensubunun toplamından oluşuyor. Evet, değerli arkadaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı olarak 3568'i bir anlamda yürüten kurum olarak bizim meslek mensuplarıyla ilişkilerimiz çok eski zamanlara, kanunla, kanundan da eski mükellef ilişkilerimize dayanmaktadır. Sabri Bey'in belirttiği gibi bizim tüm mükelleflerimizin iş ve işlemlerini sizden yürütüyorsunuz arkadaşlar. Bizim tabii ki sizlerden sonra bizim otokontrol mekanizmalarımız, vergi müfettişlerimiz, vergi dairesi müdürlerimiz, incelemeye yetkili elemanlarımız vasıtasıyla veya sistemsel vasıtalarla biz bunların denetimlerini ekstra sonra yapabiliyoruz. Ama bizim için çok büyük bir kazanç olarak meslek mensupları mükelleflerle bizim aramızda bir denge unsuru, bir otokontrol mekanizması ve vergi matrahının doğrulanmasına, defter ve belgelerin düzgün tutulup doğruluğunun onaylanarak gerek iadelerinin, gerek gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının beyanlarında büyük önem arz ediyor. Evet, bağımsız denetçiler, yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali müşavirlerle birlikte ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri bağımsız denetçi olarak da bağımsız denetim faaliyetlerini yürütüyorlar. Evet, Türk vergi sistemi arkadaşlar hepimizin bildiği gibi beyan esasına dayalı. Yani tabii ki istisnalar mevcut ama mükellef neyi beyan ediyorsa onun üzerinden vergisini ödüyor. Dolayısıyla denetim çok büyük önem arz ediyor. Burada da vergi denetiminin önemi ortaya çıkıyor. Vergi denetiminin amacına evet şöyle baktığımızda mükellefler arasında adaleti sağlamak, vergi kaybı kaçağını en aza indirmek, vergi kanunlarına gönüllü uyumu sağlayarak katılmalarını sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, haksız rekabeti önlemek gibi daha birçok sıralabileceğimiz vergi denetimin amaçları mevcuttur. Tabii ki en önemlisi de kamu gelirlerinin tahsil edilmesi, vergi gelirlerinin tahsil edilmesi olarak otokontrol olarak karşımıza çıkıyor. Evet, değerli arkadaşlar, denetim ve denetçinin önemine geçmek istiyorum. Bağımsız denetim, gerçi Fatih Bey bahsedecek bunlardan inşallah. Ama bildiğiniz gibi dünyada başta Enron olmak üzere bazı muhasebe skandalları dolayısıyla bağımsız denetimin önemi ortaya çıkmıştı. Bağımsız denetim arkadaşlar bizim için çok önemli. Yani benim burada ifade ettiğim sözlerimden bir anlamda vergi matrahının doğrulanması, tek düze hesap planı, muhasebe sistemi uygulama genel tedbirleri kapsamında bağımsız denetimi bir anlamda kenara atıyoruz gibi de algılanmış olması. Bağımsız denetim, vergi denetiminden tamamen farklı bir unsur. Bağımsız denetimde, bağımsız denetimin müşterileri kim? Yani burada arkadaşlarımız işte bugün
sürekli bağımsız denetimi ele alarak sunumlarını yaptılar. Çok güzel sunumlar oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ama bir anlamda verdiğim matrahını da belki doğrulayacak, ona atıfta bulunacak şeylerle de konuşabilirdik. Şimdi bağımsız denetimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu istiyor değerli arkadaşlar. İstemesinin sebebi nedir? Vergi matrahının doğrulanması mı? Hayır. Yani Türkiye içerisinde belki tabii ki finans kurumlarına sunulan finansal raporlamaların doğru bir şekilde aktarılması, bilinmesi, tabii ki bunlardan söz etmiyorum. Ama bağımsız denetim özellikle tabii ki de muhasebe uygulamaları genel çerçevesinde şunu söyleyebiliriz. Firmanın kendisine, ortaklarına, efendime söyleyeyim, çalışanlarına, finans kurumlarına, uluslararası mali kuruluşlara özellikle arz etmek üzere yapılan bir sistemdir bağımsız denetim. Bağımsız denetimin direkt vergi matrahıyla, vergi beyannameleriyle, tasdikle, iadelerle bir ilişkisi yoktur. İkisi tamamen farklı konulardır ama ikisi de aslında birbirini tamamlayan, birinin birine tercih edebileceğimiz bir sistem değildir değerli arkadaşlar. İkisinin müşterileri bir anlamda farklıdır. Dolayısıyla bunu da bu şekilde uygulayacağını söyleyebiliriz. Muhasebede sorumluluk ilkesi biraz önce ifade ettiğim gibi yine özellikle bağımsız denetim açısından muhasebenin hocalarımız sürekli derslerde bunlardan bahsediyorlar. İşte belli bir kişi ve grupları değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi, bir yönetimin gerçeği bulunması, tarafsız dürüst olmasını vesaire giderek muhasebenin sorumluluk ilkesi bir anlamda gerek vergi matrahının doğrulmasındaki muhasebe sistemi uygulama yerel tebliğleri gerekse de bağımsız denetim açısında önemli olarak karşımıza çıkıyor. Evet, şunları hızlıca geçeyim arkadaşlar. Evet, şuraya tekrar gelmek istiyorum. Vergi denetimini kimler yapıyor? Vergi denetimini arkadaşlar, bizim bakanlığımız vergi müfettişleri, sayısı 8000 civarında olan ve Gelir Dairesi Başkanlığı'nın müdür kadrosunda bulunan müdür arkadaşlarımız, artı vergi dairesi müdürlerimiz vergi denetimini yürütüyorlar. Bağımsız denetimiyle tekrar ifade ediyorum ama yine serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler de bağımsız denetçi ünvanı altında bağımsız denetimi yapıyorlar. Bu iki farklı sistem birbirinin aslında tamamlayıcısı, birinin birine tercih edilebilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmıyor. Dolayısıyla bu iki sistemi kamu gözetimi açısından olsun, vergi idaresi açısından olsun, muhasebe sistemlerinin tutulması farklılık arz ediyor. Meslek mensupları, değerli arkadaşlar, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede bize çok destek verdiler. Sizler çok destek verdiniz. Bakanlığımız olarak kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında özellikle TÜRMOB, YMM odaları, SMM odaları, meslek mensuplarımızın bireysel anlamda kendileri olsun, TUMUT gibi derneklerimiz kayıt dışı ekonomiyle mücadelede bize çok büyük destek verdiler. Zaten ticari hayatın tamamı sizin elinizden geçiyor arkadaşlar. Yani gayri safi milli hasılanın oluşmasındaki tüm pay kuruluşuna kadar bütün bu SMM, YMM meslek mensuplarımızın hepsinin altında imzaları var. Dolayısıyla meslek mensuplarımızın da bu anlamda kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gerek denetimlerinde olsun, gerek vergi beyannamelerinin gönderilmesinde, matrah beyanlarında veya tasdik raporları düzenlemelerinde büyük bir özveriyle bize destek olduklarını söyleyebiliriz. Evet, vergi bilincinin vergi gönüllü uyumlu artırılması eylem planından bahsetmek istiyorum. Burada da yine biliyorsunuz vergi bilinci çok önemli arkadaşlar. Vergi bilinci küçük yaşlardan itibaren özellikle kreşlerden, anaokullarından, ilkokul, ortaokul diyerek bütün eğitim ve öğretim sistemimizde vergi bilincini yerleştirerek daha sonra da mükelleflerimizin, vatandaşlarımızın, insanlarımızın vergiye gönüllü uyumunun
artırılması, sağlanması bir güne arz ediyor. Burada da 2016-2018 yılında bir eylem planı hazırlanmıştır. Bunu yine üniversiteler, bakanlıklar, TESK ve sivil toplum kuruluşları da söyleyebiliriz. Destek vererek biz bu eylem planımızı tamamladık. Bunun da bize çok büyük katkıları olduğunu söyleyebilirim. Ayrı bir konu, inşallah geniş bir zamanda sırf vergi birinci gönüllü uyum kayıt dışı anlamında da ayrı bir çalışma yapılırsa oralarda bahsedeceğimizi söyleyebilirim. Evet. Değerli arkadaşlar, 2015 yılında en son yaptığımız mükellef ve meslek mensubası anketinden bahsetmek istiyorum. Burada da biz 30 vergi dairesi başkanlığımız ile birlikte 10 defterdarlık bünyesinde 15 bin mükellef ve 1000 meslek mensubundan oluşan bir kitleyle anket çalışması yürüttük. Mükelleflerimizin anket çalışmasına göre memnuniyet oranları %77'ye yakın, meslek mensuplarımızın ise 75'e yakın şeklinde memnuniyet oranları gözüktü. Burada şunu söyleyebiliriz, gelir dairesi biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşlar arasında özellikle dijital anlamda en önde, en ön safta giden bir idare. Bunu da anket çalışmalarında görüyoruz. %86'lık bir oranla internet vergi dairesindeki ödeme ve internet vergi dairesi hizmetlerine olan oran bize gösteriyor. Yine meslek mensupları açımızdan mükelleflerimiz açısından da %86, meslek mensuplarımızdan da %80'e yakın bir memnuniyet oranı, yani 80'in üzerinde bir memnuniyet oranı olduğunu görüyoruz. Evet, ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Sorular bölümünde inşallah sizlerle birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sevgili başkanım. Şimdi sayın başkanım, bizim en büyük eksikliğimiz Batı ile aramızdaki fark ne biliyor musunuz? Batı da Maliye Bakanlığı böyle bir yasa vesaire çıkaracağı zaman mutlaka arazide olan, sahada olan meslek mensupları ve mükellef kesimle görüşüyor. Yani diyor ki böyle bir yasa çıkarırsam nasıl uygulanır, ne olur? Bütün bu bilgileri alıyor, ondan sonra yasayı ilgili meclislere sunuyor, böyle savaşıyor. Türkiye'de şöyle bir şey var, bakın, bugün dövüşlü yapılan sözleşmelerle ilgili çıkan kanun, o bir ay sonra değişiklikler yapıyor. Neden? Bugün var. Ve Maliye Bakanlığı da sormadı. Ya kardeşim, ey selam eder, yemem eder. Sizler bu işi yapıyorsunuz, bu ithal edilen ham maddenin dövizle satımı nasıl oluyor? AVM'lerde kira sözleşmeleri ayrı, o nasıl oluyor? Yani bu bilgileri almış, tak diye çıkardılar arkasına bir değişiklikler yapıyor. Yine ihracat bedellerinin geçen içeride getirilmeleri. Ya ihracatın içinde biz tam tasdini yapıyoruz, falan bütün olayı bildiğimize rağmen maalesef aynı arkasından bir sürü değişiklikler yapıldı. En son şu konvaktörde olayında da aynı. Bize sormadılar ki, ya dedim nasıl olacak, nasıl olacak, hadi şimdi demin de yaptılar. Şimdi arkasından bugün mecliste görüşüyor, tekrar bir sürü şeyler oldu. Bunları rica edeyim Mutlu'dan da biraz sadece şunu söyleyeyim, hemen sıcağı sıcağına dikkatle dağılmadan. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz, özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı 2005 yılından bu yana, kurulduğundan bu yana çıkaracağı tüm mevzuatı, tüm düzenlemeleri, tebliğlerini taslak olarak internet ortamında sizlere sunuyor, paylaşıyor. Dolayısıyla şimdi Sabri Başkanım'ın dediği daha önceki zamanlarda, daha çok eskilere gittiğimizde öyleydi. Bir anda sabah kalkardık, işte mevzuat değişmiş, tebliğ yayınlanmış. Ama şimdi öyle olmuyor. Şu anda da şimdi mesela işte 3568 sayılı kanun tebliğlerini bir araya getirmesi çalışması var biliyorsunuz. Bunu biz uzun zamandır, 3-5 yıldır internet ortamında meslek mensuplarına, bütün kamuoyuna açtık. Türmobos'un, YMSM odaları olsun,
diğer katılımcı tüm gruplar olsun, yaptığımız çeşitli yerlerde, Ankara'da, İstanbul'da, farklı yerlerde yaptığımız tüm toplantılarda istişare ederek orada da bütün görüşlerimizi aldık. Yine vergi konusu dışında da şunu da tabii ki biliyoruz. Şimdi her şey şeffaf. Yani bir kanun çıkarken, bir işte tasarı hazırlandığında, bir teklif sunulduğunda bunları biz daha çıkmadan ya şöyle bir şey çıkıyormuş, işte şurada şöyle bir tasarı, taslak yayınlanmış şeklinde bunları görüyoruz. Uzatmak istemiyorum. Diyeceğim, gelir dairesinin tüm düzenlemelerini özellikle işte sabah oldu uyandık ya şöyle bir şey çıkmış diye söylemek biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. O zaman yani bize ulaşmıyor. O zaman herhalde TÜRMUT'tan bilgi almamız lazım. Herhalde sonra bize bilgi vermesi lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi Kamu Gözetimi Kurumu'nda Sayın Fatih Selçuk'a söz vermek istiyorum. Buyurun Fatih Bey. Şimdi geliyorum. Şimdi gözetim otoritelerine duyulan ihtiyaçla alakalı genelde Enron örneği verilir. Ancak Enron örneğine gelene kadar çeşitli muhasebe skandalları yaşanmıştı. Ben de bunu birkaç örnek üzerinden anlatmaya çalıştım. Birincisi Xerox Company. Xerox Company 1906 yılında Amerika'da kurulmuş bir şirket. Fotokopi makineleri ve yazıcı üretimiyle iştigal ediyor. Yaklaşık 80 bin çalışanı var firmanın. 1960'lı yıllarda kopyalama tabiri genellikle Xerox'lama olarak geçiyordu. Şu anda nasıl Google'lama diyorsak o zamanlarda Xerox'lama olarak geçiyordu. Yani bu şekilde uzman bir şirket aslında. 2000'li yıllarda yapılan muhasebe skandalına bakacak olursak 2001 yılında Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu olan SEC tarafından şirket gelirlerinin 6 milyar dolar civarında şişirildiği tespit edilmiş. Bunun etkilerine bakacak olursak buradaki grafikte firma tarafından gösterilen hisse başına karlar ve aslında olması gereken hisse başına karları görebiliriz. 98 ile 99 arasında, 98'in 4. çeyreğindeki hisse başına kazanç rakamları özellikle burada göze çarpıyor. Olması gereken hisse başına kazanç rakamı 0.58 centlerde dolaşırken aslında şirket tarafından gösterilen hisse başına karlar 0.82 centlere çıkıyor. Bir diğer örneğimiz WorldCom örneği. Bu da Amerika'nın zamandaki en büyük ikinci telekomünikasyon firması. Yıllık cirosu 35 milyar dolar. 80 binden fazla çalışanı var. Ve 1997'de bir birleşme gerçekleştiriyor. MCI diye. MCI WorldCom olarak geçiyor. Burada olan vakaya bakacak olursak, burada da 3.8 milyar dolarlık hat maliyetlerine ilişkin yapılan giderlerin giderleştirilmesi yerine aktifleştirilmek suretiyle finansal tablolara yansıtıldığını görüyoruz. Ve bunun neticesinde böyle bir net karın şişirilmesi ortaya çıkıyor. Şimdi 94 ile 2002 arasındaki WorldCom'un hisse senedi fiyatları bunlar. 99 yılına bakacak olursak 99 yılında yaklaşık 65 dolar civarında seyreden hisse senedi fiyatları 2002 yılında yaklaşık 5 dolarlar seviyesine geliyor.
tüm bunlar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz üzere Sarbanes-Oxley yasası ortaya çıkıyor. Yasayla birlikte şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Ve aslında en önemli çıktı da bağımsız bir gözetim otoritesinin oluşturulması. Yani PCAOB'nin kurulması aşamasında. PCAOB'nin görevlerine bakacak olursak, birincisi halka açık şirketler nezdinde yapılacak bağımsız denetim kuruluşların yetkilendirilmesi ve söz konusu sicil faaliyetlerin kurulması kuruluşlara ilişkin. Bir ikinci faaliyeti bağımsız denetim standartlarının revize edilmesi ve gerektiği halde yeni bağımsız denetim standartlarının oluşturulması. Ve en önemli aslında işleri de inceleme kalite kontrol çalışmalarının yapılması. Kamu eliyle yürütülmesi yani. Bu Sarbanes-Oxley yasasının aslında Türkiye'ye de etkileri oldu. SPK tarafından yayınlanan sermaye piyasasında bağımsız denetim tebliğinde çeşitli değişiklikler yapıldı. Şimdi KGK kurulmadan önce Türkiye'deki yapıya bakacak olursak sermaye piyasasında bağımsız denetim alanının gözetiminde SPK, bankacılık alanının gözetiminde BDDK, sigortacılık alanının gözetiminde Hazine Müsteşarlığı, TMS'lerin oluşturulmasında TMSK, denetim standartlarının oluşturulmasında da SPK ve tüm o bünyesindeki TÜDES aslında görevliydi. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir parçalı yapı mevcuttu. Ancak yeni yayınlanan TTK ile birlikte yani 6102 sayılı TTK ile birlikte bağımsız denetim alanının genişlemesi ve bu kapsamda Avrupa Birliği sürecinde yapmış olduğumuz reformlar neticesinde aslında şirketler hukuku faslının kapanış kriteri olarak kurumumuzun kurulması öngörülmüştür. Bu da aslında 8 nolu direktifte yer alan topluluk bünyesinde muhasebe, finansal raporlama ve bağımsız denetim alanında uygulama birliğinin sağlanması amacını sağlayan bir adımdır. Şimdi paydaşlarımıza bakacak olursak, burada en önemli paydaşlarımız siz değerli meslek mensuplarımızsınız. Bunun yanında bağımsız denetçiler, denetim kuruluşları da aynı şekilde paydaşlarımız. Bir diğer paydaşlarımız şirketler. Buradaki şirketler hem bağımsız denetime tabi şirketler hem de isteğe bağlı olarak TMS'leri, TFRS'leri uygulayan veya BOBİ TRS'yi uygulayan şirketler. Bir diğer paydaşımız Hazine Maliye Bakanlığı gibi, Ticaret Bakanlığı gibi, BDDK, SPK gibi kamu kurumları ve TÜRMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından oluşuyor. Bir diğer paydaşımız üniversiteler, muhasebe mesleğiyle ilgili dernekler, vakıflar ve ISB, IFEC, AOFI gibi uluslararası kuruluşlar diğer paydaşlarımızı oluşturuyor. Şimdi meslek mensuplarıyla kurmuş olduğumuz ilişkiler çerçevesinde yapılan faaliyetlere bakacak olursak ilk olarak aslında bizim bu faaliyetler yetkilendirme faaliyetleriyle başlıyor. Yani ilk temas yetkilendirme faaliyetleriyle ortaya çıkıyor. Yetkilendirmeyi biz ikiye ayırıyoruz. Denetçi yetkilendirmesi ve denetim kuruluşu yetkilendirmesi olarak. Denetçi yetkilendirmesi bildiğiniz üzere bağımsız denetim yönetmeliğimizin 15. maddesinde geçiyor. Denetim kuruluşu yetkilendirmesi de 13. maddesinde geçiyor. Bu maddelerde yer alan şartları sağlayan denetçiler ve denetim kuruluşları kurumumuz tarafından yetkilendiriliyor. Şimdi istatistiklere bakacak olursak 2013-2018 arasında yetkilendirilen denetçi sayısının 15.994. SPK'dan bize geçen denetim kuruluşu sayısının 92, 2013-2018 arasında yetkilendirilen denetim kuruluşu sayısının 265, yaklaşık 3 katı arttığını görüyoruz. Yani bu zamana kadar yapılanlar. Bunda aslında en önemli etken bağımsız denetimin kapsamının genişlemesidir. Bir diğer aslında temas kurduğumuz nokta meslek mensuplarıyla şu anda da gündemde olan bir faaliyet, sürekli eğitim faaliyeti. Sürekli eğitimden bahsedecek olursak sahip olunan bilgi ve becerilerin arttırılmasını, güncellenmesini ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla sürekli geliştirilmesi süreci olarak tanımlanıyor. Buradaki aslında temel amacımız yapılan bağımsız denetim işinin etik kuralları ve yüksek kalitedeki denetimler neticesinde oluşacak ortama sebebiyet vermesidir. Sürekli eğitim yükümlülüğü nedir peki denetçinin?
3 yıllık mesleki 3 yıllık dönem içerisinde en az 60 kredisi temel mesleki konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimin tamamlanmasıdır. Peki ne zaman başlıyor bu sürekli eğitim? Denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başında başlıyor. Yalnız şöyle bir durum var. Sürekli mesleki eğitim tebliğimizin geçici birinci maddesine göre 1-1-2017 tarihinden önce sicile tescil edilen bağımsız denetçilerin sürekli eğitim yükümlülüğü 1-1-2018 tarihinde başlıyor. Yani bu yıl sonuna kadar aslında 20 kredilik temel mesleki konulardan sürekli mesleki eğitim faaliyetinin tamamlanması gerekiyor. Şimdi temel mesleki konular dedik ve diğer konular nelerdir? Bunlara bakacak olursak muhasebe, denetim, etik kurallar, finans, kurumsal yönetim temel mesleki konularımızı oluşturuyor. Buradaki finans içerisinde finansal yönetim, sermaye piyasası mevzuatı, bankacılık ve sigortacılık, özel emeklilik mevzuatı da giriyor. Destekleyici konular ise mesleki gelişime katkı sağlayan konular ve kişisel gelişime katkı sağlayan konular olarak ayrılmış durumda. Şimdi eğitim yöntemlerine bakacak olursak 5 çeşit eğitim yöntemimiz var. Yüz yüze eğitim. Bu bir derslik ortamında devamlılık esasına dayanarak anlatılan derslerden oluşuyor. Uzaktan eğitim, online eğitimlerden aslında bahsediyor burada. İşbaşı eğitim ise yapılan fiili denetim faaliyetleridir. Akademik çalışmalar, yapılan yüksek lisanslar, doktoralar ve aslında kitap yazımı, makale yazımı gibi faaliyetlerden oluşuyor. Diğer eğitim faaliyetleri ise bugün yapmış olduğumuz gibi kongre, konferans, seminer gibi eğitim faaliyetlerinden oluşuyor. Şimdi bu eğitim nerelerden alınabilir? Buna bakacak olursak, buradaki eğitim faaliyeti yüz yüze eğitim ve aslında online eğitimlerden bahsediyor burada. Bizim kurumumuz tarafından verilebilir bu eğitimler. Meslek odaları tarafından verilebilir. Üniversiteler tarafından, eğitim kuruluşları tarafından ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilebilir. Söz konusu eğitimlerin temel mesleki konulardan olabilmesi için bizim kurumumuz tarafından onaylanmış bir eğitim programının olması gerekiyor. Şu anda halihazırda 40 kuruluşun 331 tane eğitim programı onaylanmış. Ve şu anda alınan eğitimlere bakacak olursak, yani bize iletilen başvurular itibariyle 2023 program, 2023 bağımsız denetçinin eğitimini tamamladığını söyleyebiliriz. Bir diğer aslında bir diğer meslek mensuplarıyla bağlantı kurduğumuz nokta muhasebe denetim standartlarının oluşturulma süreçleri. Şimdi bu sürece bakacak olursak, uluslararası kuruluşlar tarafından muhasebe ve denetim standartları yayınlanıyor biliyorsunuz. ISB veya ITEC tarafından ve şimdi aslında faizsiz finans standartlarına AUDI de eklenmiş durumda. Bu standartlar yayınlandıktan sonra çeviri faaliyetleri tamamlanıyor kurumumuz tarafından ve kurumumuzdan uzmanları tarafından bu çeviri faaliyetleri gözden geçiriliyor ve standartlar ilgili komisyonlara gönderiliyor. Bu komisyonlarda sizlerle meslek mensuplarımızdan da kişiler oluyor. Akademisyenler, diğer kamu kurumlarından da ilgili kişiler yer alıyor. Ve bu komisyonlardan gelen görüşler çerçevesinde taslak metinlerin kamuoyu görüşüne açılmak üzere son şeklini veriyoruz biz. Ve taslak metinler sonucunda gelecek olan görüşlerle birlikte nihai metni tekrardan yayınlıyoruz. Bu şekilde aslında muhasebe denetim standartlarının oluşturulma süreçleri. Bunun haricinde aslında uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanmayan ancak ihtiyaç duyulan alana ilişkin kurumumuz tarafından yapılan faaliyetler de var. Örneğin BOM TRS'nin oluşturulması, hesap planı çalışmaları veya işte diğer ilgili çalışmalar. Geçenlerde mesela ortak kontrolde tabi işletme birleşmelerine ilişkin bir kurum kararımız yayınlandı. Buradaki alana ilişkin eksiklik görüldüğünden dolayı kamuoyundan gelen görüşler neticesinde buna ilişkin revize karar yayınlanmıştı. Şimdi inceleme faaliyetlerine bakacak olursak, inceleme faaliyetleri 660 sayılı kanun hükmünde kararnamemizin 25. maddesinde ve bağımsız denetim yönetmeliğinin 38. maddesinde yazılıyor. Buna göre kayıtlar nezdinde yapılan denetimler için
3 yılda bir, diğer şirketleri denetleyen firmaların denetimleri için 6 yılda bir inceleme faaliyetleri yürütülmesi gerekiyor kurumumuz tarafından. Bu denetimler yıllık hazırlanan inceleme planı çerçevesinde yürütülüyor. Bunların haricinde tabii ki ihbar, şikayet gibi durumlarda da aslında bizim inceleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Şimdi inceleme faaliyetlerimizle alakalı istatistiklere bakacak olursak, 2014'te 145 tane denetim kuruluşu varmış. Bunun 63 tanesinde kalite kontrol sistemi incelemeleri yapıldı. 2015'te 196 tane denetim kuruluşundan 51 tanesinin kalite kontrol incelemeleri yapıldı. 2016'da ise 235 denetim kuruluşunun 26'sında dosya incelemeleri yapıldı. Bu 2014'te 2015'teki kalite kontrol incelemelerinden farklı aslında. Buradaki 26 şirketin 16'sı da aslında kayıt denetimi yapmış şirketlerden oluşuyor. 2017 yılına gelindiğinde, yani geçen yıl 249 şirketin 61'ine yönelik incelemeler yapıldı. Bu 61 şirketin 48 tanesi kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetiminde bulunmuş denetim firmalarıydı. Denetçiler açısından bakacak olursak, 2014 ve 2015 yılında kalite kontrol sistemi incelemeleri yapıldığından dolayı burada herhangi bir dosya incelemesi yapılmadı. 2016 yılına gelindiğinde sözleşme imzalayan 200 bağımsız denetçinin 6 denetim dosyası incelenmiştir kurumumuz tarafından. 2017 yılında ise 269 sözleşmeden 8 denetim dosyası incelenmiştir. Şimdi bu inceleme faaliyetleri neticesinde en sık karşılaştığımız bulgulara ilişkin böyle bir grafiğimiz var. 10 bulgudan oluşuyor aslında. 2016 yılı incelemelerinde dosyaların %84'ünde BDS 315 kapsamında iç kontrol faaliyetlerin gerek anlaşılması, gerek buna ilişkin yapılacak adımlara yönelik bulgu eksiklikleri görüldü dosyalarda. %80'inde BDS 240 kapsamında hile risklerinin belirlenmesi ve bunlara karşılık verilmesiyle alakalı eksiklikler görüldü. Bir diğeri %68'inde KKS 1 uyarınca yapılması gereken prosedür, politika ve prosedürlerin yapılmadığına ilişkin bulgular görüldü. Ve BDS 330 kapsamında risklere karşı yapılacak işlere yönelik %60'ında bu şekilde bulgulara rastlandı. Ve BDS 230 kapsamında çalışma kağıtlarının belgelendirilmesine yönelik eksiklikler yer aldı denetim dosyasında. Bir diğeri performans önemliliği ve genel önemlilik seviyesinin belirlenmesini de içeren aslında BDS 320 kapsamında önemlilik seviyesinin belirlenmesinde yapılan eksiklikleri oluşturuyor %40'lık bir bölüm. Bir diğeri BDS 530 kapsamında gerek işte stokların denetiminde, gerek hasılatın denetiminde, duran varlıkların denetiminde denetim örneklemesinin büyüklüğü, denetim örnekler seçim yöntemine ilişkin bulunan eksiklikleri oluşturuyor ilk bölüm. Ve %28'lik bölüm dış teyitleri oluşturuyor. Yani bu bankalardan alınan mutabakatlar, gerek işte diğer firmalardan alınan mutabakatların doğruluğu hakkında denetim tam tehdit edilmesine yönelik olarak yapılan prosedürler. Bir diğer bulgumuz aslında stokların denetimiyle alakalı. Dosyaların %24'ünde stokların denetimiyle alakalı eksikliklerin olduğu görüldü. Buradaki aslında eksiklik genellikle stok sayımlarıyla alakalı oluşuyor. Bir diğeri aslında konsolidasyon kapsamında yapılan işlemlerle alakalı topluluk denetimleri standardı, yani BDS 600 standartına yönelik eksikliklerden oluşuyor. Şimdi 2017 yılı incelemelerine bakacak olursak, burada da aslında benzer şekilde devam ediyor. Ancak hile risklerinin belirlenmesi ve bunlara yönelik karşılık verilmesine ilişkin eksikliklerin ilk sıraya geçtiğini görüyoruz. Burada %72'lik bir oranda. Daha sonrasında BDS 315 kapsamında önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesi geliyor. Ve BDS 330 kapsamında bu risklere yönelik işler geliyor. Ve BDS 550 kapsamında ilişkili taraf işlemleri
metni yönelik bulmuş olduğum değişiklikler bulguların %50'sini oluşturuyor. İşletmenin sürekliliğine ilişkin bulgular da dönemde alınmış durumda. Belgelendirme, bağımsızlık, önemlilik, mevzuat uygunluk ve finansal tablo açıklamaları şeklinde devam ediyor bu bulgular. Bu bulgular neticesinde aslında 2016 ile kıyasladığımızda 2017'ye ilişkin çok çeşitli iyileştirmelerin yapıldığını görürüz. Aslında denetim firmalarının, denetim rehberlerinde olsun, işte insan kaynağında olsun çok çeşitli geliştirme yapılmıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi Sayın Orhan Kartal, yeminli valimiz. Her iki düzenleyiciyi de dinledim. Hiçbir şey yok. sen uygulayıcısın. Ne diyorsun sen? Piyasadan ne görüyorsun? Ne olursa ne olur? Buyurun. Söz sizde. Sayın Başkanım, ben sizin de uyarınızla konuşma metnemi kısalttım. Mahfum Bey beni uyardı oradan, ben de seni uyardım. Ben de 12 dakikaya indirdim. Sayın Kazım, Sayın Bakanım, Sayın Hocalarım, sevgili meslektaşlarım, hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sunum metnimi şu şekilde sunmaya çalışacağım. Öncelikle Türkiye'deki düzenleyici ve denetleyici kuruluşların kısa bir tarihçesini dile getirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda özellikle de panelin gündemine uygun olacak şekilde KGK'dan olan beklentilerimizi dile getirmeye çalışacağım. Özellikle 1980'li yıllardan sonra küreselleşmenin etkisiyle devletin ekonomi içerisindeki payının azaldığı gözlenmektedir. Bu aşamadan sonra devlet, ekonomi içinde bir oyuncu olarak değil, kural koyan, düzen belirleyen bir role sahip olmaktadır. Devletin sahip olduğu bu işlevine regülasyon denmektedir. Devlet, elinde saklı bulundurduğu regülasyon işlevini, kendilerine ait yasaları ve tüzel kişiliğe sahip olan, merkezi otoriteden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdüren düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar tarafından yerine getirmektedir. Türkiye'de kurulan ilk düzenleyici ve denetleyici kuruluş Sigorta Murakabe Kurulu'dur. 1959'da kurulmuş olan kurulun amacı sigorta işleriyle uğraşan şirketlerin işlemlerini denetlemek olarak belirlenmiştir. Derneğimizden de kısaca bahsetmek istiyorum. 1942 yılında Profesör Doktor Osman Fikret Arbun başkanlığında ve 12 arkadaşı tarafından Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği'nin kurulması ülkemizde özel kesim işletmelerinin denetlenmesini sağlayacak bir mesleğin kurulması amacıyla ortaya çıkan ve günümüze kadar yaşamış bulunan ilk girişimdir. 1967'de Büyük Muhasebe Uzmanlığı Derneği'nin adı Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği olarak değiştirilmiş ve günümüze kadar yaşaması sağlanmıştır. Derneğimizin günümüzdeki üye sayısı 1632 kişiye ulaşmış durumdadır. İdari ve mali özelliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumu olan Sermaye Piyasası Kurulu ise 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 1981 yılında kurulmuştur. Bağımsız denetim mesleğinin Türkiye'de gelişmesinde en büyük etken banka ve diğer mali kuruluşların istekleri etkili olmuştur. Türkiye'de bağımsız dış denetimin zorunluluğu 1987 yılında bankaların denetimiyle getirilmiş, 1988'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınlanan tebliğleriyle yasallaşmıştır. Daha sonra yerli ve yabancı 19 şirket tescil edilerek Bağımsız Denetim Derneği kurulmuştur. Ülkemizde muhasebe mesleği yasal statüsünü 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek kanunu ile kazanmıştır. Ardından muhasebe mesleğinin en üst kurumu olan Türkiye Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve TÜRMOB'a bağlı SMM ve YMM odaları kurulmuştur. Günümüzde Türkiye genelinde 85 oda bünyesinde yaklaşık 112 bin meslek mensubu bulunmaktadır. Mustafa Bey az önce ayrıntılı olarak onların dağılımını bize sundu.
muhasebe ve mali raporlama sisteminin standart sağ hale gelmesi için muhasebe standartlarının oluşturulmasının TÜRMOK tarafından yerine getirilmesi uygun görülmüş ve bu amaçla TÜRMOK öncülüğünde ve desteğiyle 1994 yılında Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kurulmuştur. Kurul, denetlenen finansal tabloların gerçek, kıyaslanabilir, anlaşılabilir ve güvenilir olması için ulusal denetim standartlarının belirlenmesi ve yayınlanmasını sağlamıştır. Ülkemizde muhasebe standartlarına yönelik olarak ilk çalışmalar da yine bu kurul tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurulun görevleri arasında bulunan Türkiye Muhasebe Standartlarını Düzenleme Görevi, SPK kanununa eklenen bir maddeyle kurulan ve 2002 yılında çalışmalarına başlayan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'na devredilmiştir. Kurul, uluslararası muhasebe standartlarını ve uluslararası finansal raporlama standartlarını olduğu gibi kabul etmiş ve standartların İngilizce metinlerini Türkçe'ye çevirerek yayınlamıştır. Türkiye Denetim Standartları Kurulu ise 2003 yılında TÜRMOK bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu kurulun amacı 3568 sayılı kanuna tabi olan tüm meslek mensuplarının denetim faaliyetlerini düzgün olarak yürütebilmesi için ulusal denetim standartlarını oluşturmayı hedeflemiştir. Ülkemizde bağımsız denetimle ilgili BDDK ve SPK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından kendi görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere bu konuda düzenlemeler yapılmış olup, bu durum bağımsız denetim alanında dağınık bir yapının oluşmasına neden olmuştur. Yani şirketler Gelir Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ve Düzenleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurumların muhasebe ve raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilmek için önemli uğraşlar vermek durumunda kalmıştır. Yaşanan tüm bu gelişmeler ülkemizde bağımsız denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapının oluşturulabilmesi için bu konuda yetki ve sorumluluğa sahip bir kurumun kurulmasını gerektirmiştir. Ardından 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun kurulmasıyla birlikte hem Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu hem de Türkiye Denetim Standartları Kurumu kaldırılarak kurumların yetki ve sorumluluklarına bağımsız denetim alanında kamu gözetimi de eklenerek bu yetki ve sorumluluklar Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na devredilmiştir. Hedeflenen temel amaç ülkemizdeki gözetim konusundaki çok başlılığı ortadan kaldırmak ve merkezi bir gözetim sistemini oluşturmaktır. Günümüzdeki yetkilendirilen ve tescil edilen bağımsız denetçi sayısından da yine KGK temsilcisi arkadaşımız ayrıntılı bir bilgi verdi. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun çalışmaları mevcut olup, bu kurum ve kuruluşların çalışmaları da ülkemizde mevcut muhasebe uygulamalarının uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu son derece önem arz etmiştir. Günümüzde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ön plana çıkmaktadır. Bu kurum bağımsız denetim alanını düzenlemeyi hedeflemiştir. İlaveten bankalar, borsa şirketleri ve sigorta şirketleri gibi büyük ölçekli şirketleri denetlemek için kurulmuştur. Bu kurumun amacı kamu yararını ve yatırımcıların çıkarlarını gözeterek denetim raporlarını bağımsız ve doğru hazırlamak, karşılaştırılabilir ve güvenilir finansal bilgi sunumunu sağlamaktır. Ayrıca diğer görevleri uluslararası muhasebe standartlarıyla uyumlu olan Türkiye muhasebe standartlarını ve uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye denetim standartlarını oluşturmak ve yayınlamaktır. Kamu Gözetimi Kurumu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu ile telif anlaşması yaparak kurum tarafından yayınlanmış olan uluslararası muhasebe standartlarının tamamının Türkçe çevirilerini tamamlamıştır. Ayrıca standartların uluslararası muhasebe standartları ile eş zamanlı güncellemelerinde yapılmaktadır.
ekonomimizin ulaştığı mülkün ve ticari işlemlerin uluslararası boyutu düşünüldüğünde muhasebenin vergi usul kanununa göre tutulması işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt veremediği görülmektedir. Dolayısıyla muhasebe standartları uygulamalarının Türkiye muhasebe standartları gibi işletmelerin gerçek durumunu gösteren uluslararası kabul görmüş metotlarla takibi sadece işletmeler ve diğer paydaşlar için değil, idare için de kritik bir önem taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde TFRS ve TMS'nin uygulanmasının çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. 1 Ocak 2018'de yürürlüğe giren büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standartları, özellikle denetim alanındaki farklılıkları ortadan kaldırmak açısından büyük önem arz etmektedir. BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup, TAVSET, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayamayan işletmelerde musubut ve ilave hususların yerini alacaktır. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayamayan şirketler, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, genel kurullarına sunulacak finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır. Ayrıca BOBİ FRS'lerin genel olarak kayıtlar dışındaki bağımsız denetime tabi tüm şirketlerin bağımsız denetimlerinde kıstas oluşturacak olması sebebiyle uluslararası standartlarda bir finansal raporlama ve bağımsız denetimin sağlanması açısından ülkemiz adına önemli bir adım olacaktır. Yeni Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmesiyle denetim mesleğine olan güven ve ihtiyaçla doğru orantılı olarak artmakta, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uyum mecburiyeti, uluslararası denetim standartlarına uyumu da zorunlu kılmaktadır. Kanınca BDDK ve sigorta şirketleri hariç, çünkü bu iki sektör hali kendilerini uygulamaya devam eder durumdalar, mevcut olan çok başlılı Türkiye muhasebe standartları ve BOBİ FRS ile büyük oranda kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak hali hazırda STK'nın bir rehberi var, KGK'da da ayrı bir rehberi var. Önemli tek bir rehberin yayınlanarak bir standart sağlanmasıdır. Esasen tüm düzenleyici kuruluşlar ne kadar birlikte hareket ederse meslek mensuplarının konsantrasyonu ve verimliliği de bu oranda artacaktır. SPK, BDDK, KGK ayrı ayrı denetim yaparsa meslek mensubu aslı işini ne zaman yapacak sorusu akla gelmektedir. KGK'nın çok eski bir geçmişi olmamasına rağmen yaptıklarını takdirle karşılıyorum. Kamu gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan beklentilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz. Sadece sorun olduğunda değil, çözüm üretmek için de toplantılar düzenlemeli. Yaptırımlardan çok sektörü geliştirici önlemler alınmalı. Meslek mensupları ile daha sık toplantılar yapılmalı. Diğer önemli bir beklentimiz, bu mesleğe olan talebin canlandırılması için gençlere yönelik seminer ve bilgilendirme toplantılarının yapılmasıdır. Halihazırda bir üniversitede bir panel düzenliyoruz ama öğrenci sayısı yok denecek kadar az bu panelimizde. KGK sadece denetim şirketlerine değil, iş sahiplerine de seminer ve bilgilendirme toplantıları yapmalı. Seminerlerinde kazanım geniş tutularak yatırımcılar ve gençler özellikle davet edilmelidir. Son olarak denetim fonksiyonunun tek elden yürütülmesi tüm taraflar için çok faydalı olacaktır. Denetim konusunda yetkili olan kuruluşlar kendi yetki sahalarında düzenleme yapabilirler. Ancak bunların KGK vasıtasıyla yürütmelidirler. Böylece denetim yapan kişinin tek bir otoriteyle muhatap olması sağlanmalıdır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi saygılar arkadaşlarım, sizlere söz vermeden önce ben biraz katkı sunmak istiyorum aynı zamanda. Şimdi serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımızın rakamını aldık. Serbest çalışan 59 bin arkadaşımız var. Gemili mali müşavir arkadaşımız da 2700. Yaklaşık burada 60 bine yakın bir bağımsız çalışan arkadaşlarımız var.
Şimdi yeni mali müşavirler cephesine baktığında 19 bin tasdik İstanbul'da yapılıyor. 19 bin tam tasdik yapılıyor. Diğer günlerle birlikte, yani diğer 8 odanın, bizim dışında 7 odanın 10 bin, 30 bin tam tasdik yapılıyor. İnanın, 30 bin insan eğitimden geçiriliyor yeni mali müşavirler tarafından. Devlet tarafından herhangi bir desteği yok, koruması da yok. Ve o arkadaşlar, can ıraş, o sahte fatura vesaire hususunda o tipsiz insanlarla hayatını ortaya atarak mücadele ediyor. Şimdi, web ücretini de mükellefden alıyoruz, yani şirketlerden alıyoruz. Maliye Bakanlığı'nın burada herhangi bir ödemesi vesaire söz konusu değil. Ve 9 bin serbest muhasebeci mali müşavirler, ben çok geçmişi biliyorum. Sayın Masum Türkiye'de yaşımız ona müşahit. Biz Mart'tan Mart'ta defter kapatırdık bir zamanlar. Ama şu an öyle değil. Şu an belirli zamanlar içerisinde serbest muhasebeci mali müşavirler de sorumluluk üstlenme suretiyle ve taşın altına elini sokuyorlar. Ben bundan dolayı Maliye Bakanlığı'ndan gerçek mesleği taşlarımızla, mesleğimizle ilgili el vermesini istiyorum. Bu ülke sorunu olarak görüyorum. Ülkenin %70 dolaylı vergi, 24'te stopajı koyduğum zaman %94 bütçe gelirlerinin dolaylı vergilerden. Tüm beyana tabi vergiler %6 ve bunların içerisinde ağırlıklı olarak bilemiyorum tam tasdik kapsamındaki olan firmaların rakamlarının ne derece katkı sunduğunu bütçeye, ki Maliye Bakanlığı bunu çok iyi biliyor, tepki ediyor, araştırıp bizim önümüze koymalarını istiyoruz. Biz biliyoruz ama onların da koymalarını istiyoruz. İki, yeni mali müşavirler yazmış olduğu raporlardan dolayı ya bir şey koyun, hak koyun. Sorry. Yani 10 bin lira deyin, 20 bin lira deyin, yani bir rakam koyun. 5 bin liraya, 10 bin liraya sonuç raporu yazılım sayılır arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz sonuç olarak? Ben uzun yıllar disiplin kurulunda da kaldığım için olayı çok iyi biliyorum. Olay tersine dönüyor. Yeminli mali müşavirin itibarı gidiyor. Yani kurum istemiyor yeminli mali müşavirin. Yani seni yapsan da oluyor, yapmasan da oluyor diyor. Yani tasdiğin bir anlamda kalmamış oluyor. Ve aynı zamanda adam yeminli mali müşavirin denetimden kurtulmak suretiyle vereceği vergiyle ödemiyor. Onun için bu gibi olayların mutlaka dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve Maliye Bakanlığı sürekli, ben Mustafa Bey'i tesir ediyorum, Mustafa Bey bizim çok yakın dostumuz. Ankara'ya gittiğimizde ilk uğradığımız kişi kendisidir. Bizi oturtur, çayımızı ısmarlar, olayları söyler, Faruk Bey'le ikisi bize yol haritası çizerler, böyle gidelim, böyle konuşur derler. O yönlerini bilmiyorum. Ama şu an Mustafa Bey'e bunu not olarak ileterek Ankara'ya nasıl ulaştırırız diye düşünüyorum. Bundan dolayı yeni mali müşavir, mali müşavir arkadaşlarım gerçekten güvenilir insanlardır. Ve bunun içinde mutlaka kötüler vardır. Her mesleğin içerisinde olduğu gibi bu mesleğin içerisinde var. Ama bu meslek gerçekten ülkesini seven, yurtsever arkadaşlarımızdan oluşur. Ve ellerinden geldiği kadar ülkeler kesime bütçeye katkı sağlaması ve denizin ödemesi yolunda büyük gayretler sarf eder. Biz bunu özellikle belirtmek istedim. İkincisi, bağımsız denetim. Şimdi Fatih Beyciğim, bu benim yaşım müşahit. Bundan bakan bir şey yapsaydı, Türk bakanlar uyansın. Sayın Bakan çok iyi bilir ki bundan 30-40 yıl önce yabancı şirketler gelip denetim yazarlardı, para alıp giderlerdi. Türkiye oradan geliyor. Ve şu an elimizdeki bağımsız denetçileri koruyan ve bu 265 şirket dediniz, şirketlerimizi koruyan, bu şirketlerimiz yabancılara yine gitmesin, bu şirketlere ceza yazarken, bak çok ağır cezalar geldi, bizim odaya geldi. Tek tek yanılma odasında topladık, konuştuk. Büyük altına kapamayacak cezalar geldi. Bunları daha ağır bir hafif cezalarla uyarma niteliğinde ileriye dönük olarak hazırlarsanız çok daha başarılı oluruz, çok daha
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan denetim kuruluşlarımızı, şirketlerimizi, kuruluşlarımızı teşvik edip yönlendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Sözü size bırakıyorum. Buyurun arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ben cevap verebilir miyim? Ama ondan sonra bir noktada daha çabuklu olacak. Evet, söz almak isteyen arkadaşım yok mu? Yani benim bu açıklamam yeter mi? Yeter. Efendim yeter mi? Peki, teşekkür ederim. Yani hepiniz yani. Buyurun. Mikrofon. Estağfurullah. Nusret. Açık sesimiz geliyor. Açık. Evet. Ben Mustafa Bey'e bir konuda bizim sesimiz olmasını isteyeceğim kendisiyle. Şimdi Sayın Üstad'ın sorunumuzu biraz özetledi Sabri Bey. Bizim sorunumuz şu. Özellikle bizim uygulayacağımız yasalar taslak halinde olsa hazırlanınca daha önceden yayınlanıyor diyorsunuz ama meslek odalarınızı yanınıza alarak bu girişimde bulunmanız her zaman bizi çok daha güçlü kılacak. Arkadan çıkan tebliğler ya da çıkan yasalarda o kadar çok eksiklikler oluyor ki şeyde kalıyoruz yani nasıl uygulayacağımızı bilmiyoruz. Yoruma dayalı uygulamalara dönüyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oysa ki meslek odalarımız işin içinde olduğunda, sayın üstadlarımız, mutlaka bizim sesimiz, gözümüz, kulağımız olacak. Ek tebliğlere gerek kalmadan çok sağlıklı uygulamalar yapacağız. Teşekkür ederim. Bakın ben bunları teşekkür ediyorum. Hüseyin Karakuma, İbni Mali Müşavirler odamıza geldiğinde konuşmacıydım ben orada. Ve 10-15 tane sorunlarımızı bu tür inceleme elemanlarıyla ilgili tek tek verdim. Burada arkadaşlarımı hatırlarlar. Çok anlayış gösterdi. Hatta bu yüzdeler yani katma değer yardımcısına %5'e kadar yani sen görmezden geliyorsun da niye yemedi mali müşavir barem konusu kardeşim. Bugün inceleme elemanı yapmış olduğu bir inceleme başka incelemeleri yapsa o da fark bulur yani. İlla bir şeyden dolayı sorumluluk raporuyla sırf biraz bunu söylediğim gibi hem yemedi mali müşavirin müşkürlüğünde bırakıyorsun hem de o mükemmel kurumu senden uzaklaştırıyorsun. Ne diyor adam 10 bin lira da yazıyor. Demek ki tas geniş bir önemi yok diyor. Teşvik edeceğiler. Buyurun ilk sözü size veriyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Önce şunu söylemek istiyorum. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler, yüzlük hakları bir meslektaşımız orada bir önceki turunda sormuştu. Tarifelerde her yıl yayınlanıyor. Yayınlanma konuda bir önceki yılın tarifesi geçerli oluyor. Dolayısıyla 2018 yılı içinde yani bir yandan da tabii şöyle yani mesela 2018 yılında uygulanacak serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesinde ücretler belli. Nispi oranla işte maktul ücretler vesaire orada yazıyor. Dolayısıyla yapılan tüm iş peşlerinde orada karşılığı olanlar o tutarlara uyulması zorunlu. Bunun altı zaten yasak. Bunun altı hep haksız rekabete girer. Hem bir anlamda disiplin yönünden de serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik disiplin yönetmeliği kapsamında disiplin cezasından gerektirir. Ha, ilk ceza ne olabilir? Kınama. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani tarifeye uymamanın cezası kınama diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İkincide tabii ki artırılabilir. Öbürü de artırılır. Sonuçta meslekten çıkarılmaya kadar yememe ise mührünün alınarak yeminin sıfatının kaldırılması, sevmeme ise de meslekten ihlalce kadar vesaire giden hususlar var. Tabii ki meslek mensupları bizim biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bizim bütün mükelleflerimizin bir anlamda bize karşı ön incelemelerini, ön denetimlerini, bir anlamda iç kontrollerini, ön mali kontrol gibi vesaire adına ne derseniz deyin, sizlerin yaptığı süzgeçten geçerek bize geldiğini biz biliyoruz zaten. Yani bir kere bunu biliyoruz. Ama şu var, hani sevme ve sevmeme, bizim göz bebeğimiz, elimiz ayağımız, kolumuz, yememe. Ama biliyorsunuz, kamu görevlileri 5237 sayılı ceza kanuna tabi. Artı 480 sayılı kanuna tabi, 657 vesaire onların dolaylı olan hükümler de var. Burada da meslek mensuplarının ayrı bir mevzuatı var. Yeminli mali müşavirlerde
yeni mali müşavirler mühür kullanmalarından dolayı kamu hizmeti olarak adlandırabiliriz. Onu söyleyebiliriz. Yine belki bir ilave bir şey katkı olursa diye söylüyorum. Meslek mensubu arkadaşlarımız serbest muhasebeci mali müşavirler ya serbest çalışacak, büro kuracak, şirket kuracak kendi aralarında ya da bir yere ünvanını kullanmadan çalışacak. Ünvan kullanmadan. Dolayısıyla bir yandan da bağımlı olmuş oluyor. Burada da dediğim gibi %88'i serbest muhasebeci mali müşavir olarak meslek mensupluğumuzu, mensuplarının lokomotifi serbest muhasebeci mali müşavirlerdir arkadaşlar. Burada bir ayrıma gitmek istemiyorum. Tabii ki hep birbirini tamamlayan görevler bunlar. Şimdi serbest muhasebeciler de öyle. Şimdi biraz önce tekrar söyledim, müşahede ettim. Serbest muhasebeci şu anda alınmıyor. Serbest muhasebeci ruhsatı verilmiyor. Ama 30 sene, 40 sene önce şu an bizim konuştuğumuz işleri onlar yapıyordu. Bir şekilde eğitim dolayı, şundan bundan dolayı bir şekilde işte sevim olarak kardeş meslektaşlarımız var. Bizden daha bilgili, bizden daha yetkili arkadaşlar. Yani onda burada haklarını vermek lazım. Onlar da 4200 civarında bir sayıları var. En son sınava girenler tabii geçti 2008'den geçmişlerdi. Şu anda 4000 civarında bulunuyorlar. Tam tasdiğiyle şunu söyleyeyim. Sabri Başkanım tam tasdiğe çok önem veriyor. Onun farkındayım, onun bilincindeyim. Arkadaşlar tam tasdik sorunlu değil. Şimdi tam tasdik nedir? Yeni öğrenci arkadaşlarımız varsa onlara da belki bir iki şey söylemek istiyorum. Tam tasdik kurumlar vergisi veya gelir vergisi yıllık kazancı matrahının doğrulanması olarak hesap döneminin başında veya ortasında, hesap döneminin başında yaparsa tabii daha iyi olur, yapılan tam tasdik sözleşmesine istinaden ertesi ayın sonu, ertesi yılın Nisan veya Mart ayına kadar, 2 ayda daha üzerine bakanlık koyduğu için Haziran diyelim, Haziran sonuna kadar verilen tam tasdik raporunu kastediyor Sabri Bey. Tam tasdik sözleşmesi ve raporu zorunlu değil. Ama nasıl zorunlu? Dolaylı yoldan şu olabilir. Biz biliyorsunuz KDV iadeleri var. Yüksek miktarda. İşte indirimli oranda KDV ihracat istisnası, transit vesaire birçok KDV istisnalarımız var bizim. Bunlarda da limitlerimiz var. Atıyorum bir ihracat istisnasında 100 bin liralık KDV iadesi sınırı varsa limiti varsa tam tasdik sözleşmesi yoksa 101 bin lira alamaz mükellef arkadaşlar. Ama zamanında tam tasdik sözleşmesini yaptıysa hesap döneminin başında hesap döneminde takvimleriyse Ocak ayında sözleşmesini yapıp Şubat sonuna kadar en geç de sisteme girdiğinde tam tasdik sözleşmesi olduğunda sınırsız bir KDV iade imkanı var. Dolayısıyla bu anlamda Sabri Bey KDV'den dolayı, iade sisteminden dolayı tam tasdik çok önem arz ediyor. Tabii bunun dışında tam zorunlu olmasa da bizim denetimlerimiz açısından da ekstra bir denetimden geçen mükellef olarak pozitif bir durumda bulunuyor diyebiliriz mükellefimiz. Yine tabii şunu da yine söyleyebiliriz. Serbest muhasebeciler açısından da, serbest muhasebeci mali müşavirler açısından da yine biliyorsunuz 4 numaralı bilgi beyanlarının imzalanması tebliğine göre imzalatma kapsamında olan olmayan mükellef ayrımları var. İmzalatma kapsamında olmayan mükellefin de yine SMM'si defterini tuttuğunda, beyannamesini gönderdiğinde o da bizim açımızdan olumlu bir etken olduğunu söyleyebilirim. Tam tasdiği nasıl görüyorsunuz? Maliye Bakanlığı. Yani tam tasdik, biraz önce ifade ettiğim gibi Sabri, tam tasdik bizim için ekstra bir denetim. Yani tam tasdik meselesi de değil. Mesela bağımsız denetim de bizim için çok önemli. Şimdi bağımsız denetim olan, bağımsız denetime tabi olan zaten bağımsız denetimden geçecek. Bu zorunlu zaten. Ama zorunlu olmayıp da yine bağımsız denetimden geçiyorsa biz bunu da destekliyoruz. Bunu da, çünkü niye? Denetimiz zarar olmaz arkadaşlar. Şimdi bazen şunlar da geliyor. Ya üstad hem tam tasdiğe para veriyorsun hem bağımsız denetime. Ya senin cığım ne kadar arkadaş ya. Sen 20 bin liralık bir tam tasdik sözleşmesine verdiğin para. Veya işte bağımsız denetime şu kadar.
senin işlerinde bunun kıyası mümkün olamaz. Onun sana getirdiği, efendime söyleyeyim, ekstra güvence senin, iç kontrol güvence, denetim güvence, bir işte bütün tablolarını gerek mevcut kanun kapsamında, muhasebe sistemi uygulama gelen tepkilerin kapsamında denetlenmesi, tablolarına bakılması, yine muhasebe denetim standartlarına göre, Türkiye denetim standartlarına göre, işte muhasebe finansal raporlama denetimine uygun olup olmadığı, hangisine bakılırsa bakılsın değerli arkadaşlar, bu yani üzerinde konu sürekli bir kar. Yani denetimin zararı olmaz. Fahiş bir şeyin de olduğunu zannetmiyorum ama şunda haklısınız. Belki tarifeli gözden geçirilerek işte belli bir limite kadar bir tavan konabilir diye veya ücretler çok yüksek mi acaba haksız rekabete mi yol açıyor, bir zor duruma mı düşürüyor vesaire. Tabii ki bunlar her sene tartışılıyor. Odalar bize gerek türme olsun, gerek odalar olsun istişarelerimizde bunları göz önünde alıyoruz. Yine siz bizi değerli arkadaşlar, ücret tarifesini yayınlarken de bizim işte kafa kafaya verip de Ankara'da bu işlerle kim ilgileniyorsa onların çıkardığı, onların uygun gördüğü olarak direkt algılamayın. Yine sizlerin etkileri var, yine sizlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi. Ha uygun görülür, görülmez. Ama mutlaka sizlerin görüşünün alınmaması diye bir şey söz konusu değil. Yani bunu tebliğlerde de, diğer tebliğlerde de söyleyebiliriz, mevzuat düzenlemelerinde de söyleyebiliriz. Tamamen sadece YMM, SMM ve TÜRMOM'a da değil, diğer sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına tamamını açıp tamamının görüşleri alınmaya çalışıyor. Bak tabii ki alınmadan acil bir elzem olan bir tebliğ çıkmış olabilir, bir kanun düzenlemesi çıkabilir istisnai olarak. Bundan bir abes bir şey görmüyorum yani. Evet. Mustafa Bey'cim çok teşekkür ediyorum. Evet, Kamu Gözetimi Kurumu'nun temsilcisi Fatih Bey, buyurun. Şimdi ben ilk olarak bu bilgilendirme faaliyetlerimiz ve toplantılarla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz BOBİ FRS 29 Temmuz 2017'de yayınlandı. Bunun yayını tarihinden sonra yaklaşık 27 ilde 28 BOBİ FRS toplantısı yapıldı tüm gün boyunca. Bunun haricinde sürekli eğitim faaliyetleri kapsamında ve BDS 700'lerin yeniden yayınlanması kapsamında 14 ilde tekrar 14 toplantı yapıldı. Ve gelen talepler kurumca değerlendirilip tekrardan toplantılara açık bir şekilde bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz aslında. Bir diğer konu inceleme faaliyetleri. Biz aslında kurum olarak inceleme faaliyetlerine bakış açımız bu piyasanın geliştirilmesi tamamen. Aslında 2014 yılından beri yapılan incelemelerde 2017'ye gelindiğinde çok büyük bir gelişim kat edildiğini görüyoruz. Gerek işte az önce de söylemiştim ben sunumda, gerek denetim rehberlerinin geliştirilmesinde, gerek eleman ihtiyacının giderilmesinde, yetişmiş eleman ihtiyacının temin edilmesinde bunları görebiliyoruz aslında. Ve bu sektörün daha da iyiye gideceğine işaret aslında tamamen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Ahmet Bey, ilave edeceğim bir şey var mı? Yok. Saygıdeğer arkadaşlar, toplantıyı kapatıyorum. 9.sunda görüşmek üzere. İnşallah hepimiz sağlıklı. 9.sunu inşallah yine bu sabırda yapmak üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Tebrikler törenimiz var. Arkasından burada bu saate kadar kalan arkadaşlarımız lütfen kürsünün önü ve yanına gerek bir resim alınması ve bu resmin de kitapçığımızın başına konulması gelenek haline gelmiştir. Bunu lütfen bu tarafa doğru gelip bu resmi beraber verelim diyorum. Buyurun. Değerli katılımcılar, plaketlerini panelistler, değerli katılımcılar, panelistlere plaketlerini vermek üzere Sayın Doktor Ahmet Kavağ'ı huzurlarınıza davet ediyorum. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Başkanı. Buyurun Sayın Hocam. Kontrolörlerin babası.
Arkadaşlar, tüm Sayın Bakanım. Evet, tüm katılımcıları sahneye davet ediyoruz. Buyurun. Alıyoruz başkan. Evet, alıyoruz. Çekiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun.